Tüm takipçilerimize, tüm izleyicilerimize bugün canlı yayında söylediğimiz gibi Mayıs ayı yoran, yoracak ve yormaya devam edecek olayların yaşanacağı bir ay olacak. Şimdi bu videoyu izleyen herkes kendi burcu dahil olmak üzere çok dikkatli dinlesin. Çünkü Mayıs ayında, 5 Mayıs'ta Akrep Burcu'nda bir tutulma olacak. Ve tüm Mayıs ayı boyunca hepimizi zorlayıcı bir etkisi olacak. Hanımlar, beyler, hazırsanız bu Mayıs ayında nasıl etkileneceğinizi öğrenmeye lütfen pür dikkat bu yayını izleyin. Çünkü bu zorlu Mayıs ayını ancak bu videodan alacağınız tiyolar, ölmez tavsiyelerle en az hasarla atlatabilirsiniz. Mineciğim, kulağımız sende. Sevgili Nur, gerçekten hiç de kolay olmayan bir Mayıs ayına giriş yapıyoruz. Güneşin sabit burçlarda dolandığı vakitlerde zaten her şey biraz daha net, gerçek ve zorlu oluyor. Bu Mayıs ayında Akrep Burcu'nda bir ay tutulması deneyimleyeceğiz 5 Mayıs'ta. Bununla beraber 9 Mayıs'ta Güneş Uranüs'le kavuşacak. Ani olayları hayatımıza çekmesini bekliyoruz. 15 Mayıs'ta Merkür Retrosu sona erecek. 19 Mayıs'ta da Boğa Burcu'nda bir yeni ay deneyimleyeceğiz. İçinde bereketi de barındıran, yine bir takım sıkıntıları da barındıran bir yeni ay olacak. 21'inde de Mars-Plüton karşıtlığı var. Bu etkilerin hepsini bir arada okuduğumuz zaman, nasıl diyeyim size, devlerin aşkı büyük olur, filler tepişir, çimenler ezilir gibi sözler geliyor aklıma. Yani çok büyük müsabakalara şahit olacağımız bir Mayıs'tan bahsedebiliriz. İnsanın içini karartmak istemem ama böyle zamanlarda şimdi ne oluyor mesela? Akrep Burcu'nda bir ay tutulması var. Akrep Burcu astrolojide 8. ev konularıyla ilgili. 8. ev dediğimiz zaman sadece ülkemiz anlamında değil. Evet, bazen benimki yankı oluyor. Çocuklar, yankılı mankılı idare edin. Kurban olayım. Sizi seviyorum. Arada gidiyor, arada geliyor. Bilemiyorum size. Hayır, devam edelim hiç kesmeden. Çünkü en heyecanlı yerindeyiz. Bence de anlayacağınızı düşünüyorum buna rağmen. Neyse, dünya çapında gerçekten yine doğal afetleri çok etkileyen, sadece ülkemiz olarak düşünmüyorum bunu, doğal afetleri çok etkileyen bir Mayıs ayı olabilir. Sebebi ne? Akrep Boğa hattında olan yok olayları gerçekten tetiklediği gibi Mars-Plüton karşıtlığı, yanardağ patlamalarından tutun da toprak hareketleri, yer hareketleri, aynı zamanda gerçekten patlayıcı etkiler ve böyle kızışık düelloları düşündürüyor bana. Birikmiş bir öfkenin bomba gibi açığa çıkacağı bir Mayıs'tan bahsediyor olabilir. Gerçekten sıkışmış bir enerjinin bomba gibi açığa çıkmasından bahsediyor olabiliriz. Yani Mayıs ayında bir kere hep şunu konuşuyorduk biliyorsun. Hani herkes kendini bir şekilde hayatını yapabildiği kadar güvenceli almalı. Toprağa ve tarıma önem vermeye moduna girmek zorundayız. Beni dinleyip gerçekten köyden toprak alanlar, yer alanlar mutlu oluyorum. Ne güzel. Tohum biriktirin, tohum biriktirmeye başlayın. Çünkü gerçekten toprağın ve dünya böyle bir sallandığı bir süreçten geçiyoruz hakikaten. Bu biraz uzun sürecek. Dolayısıyla hepimizin kendimizi buna hazırlamamız lazım. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Biz hep diyoruz yani işte Allah neden hep savaşlara müdahale etmiyor der insanoğlu. İşte depremler oldu, bir sürü insan öldü. Allah neden buna müsaade etti? Allah kötü şeylere müsaade etmiyor. İnsanoğlu dünyada kötü şeylerin olması zemin hazırlıyor. Daha doğrusu iyi bir şey olsun diye bir şey yapmıyor. Depremin değil, binaların öldürdüğünü, doğal afetlere karşı hazırlık yapabilecek dünya genelinde tüm milletlerin yeterli bilimsel teknolojik donanıma sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Dünya insanı şu anda herhangi bir afete karşı veya herhangi bir kötülüğe karşı önlem alamayacak durumda değil. Eski insanlar gibi çaresiz değiliz. Bir sürü teknolojik gelişmemiz var. Eğer biz bunları görmüyor, umursamıyor, talep etmiyorsak olacaklardan Yüce Allah değil, insanoğlu sorumlu. Bunu söylemek istiyorum. Mayıs ayında özellikle hep söylüyorum. Bakın Nisan'da başladı bu etki. Madenciler dikkat etmeli. Heyelan demiştim. Birçok yerde heyelanlar görülmeye başlamıştı. Toprak kaymaları neden oluyor? Bunlar araştırılmalı. Yollarda bir takım sorunlar, kaymalar, toprak kaymaları, heyelanlar, madencilerin çok çok dikkat etmesi gereken bir süreç, madenci yakınları olanlar bunu hatırlatsın. Yani kendilerini güvenceye almadan
madene dalış yapmasınlar bu süreçte. Bununla beraber gerçekten toplumsal olayların hem Türkiye'de hem dünyada çok fazla artacağı bir Mayıs'tan bahsediyor olabiliriz. Çünkü Plüton'un ve Jüpiter'in işin içine girdiği bir süreçte birikmiş öfkelerin, birikmiş duyguların, dışa vurumunun böyle bir barajın kapağını açar da boşalırcasına olacağını söyleyebilirim. Olumlu açıdan bakarsak 15 Mayıs'la beraber Merkür gerilediği yerden düzelmeye başlayacak. Tekrar Uranüs'le kavuşuma doğru ilerleyecek. Merkür retrosunun bitmesiyle beraber maddi konularda eğriyi doğruyu zorlu şartlar altında bile olsak biraz daha net görüyor olacağız. Görmediğimiz ya da hükmümüzün geçmediği şeyleri, bilemediğimiz şeyleri daha iyi görüyor, biliyor ve planlayabiliyor olacağız. Bununla beraber boğa yeni ayları her zaman bereket getirir mi? Evet. İnşallah. Bolluk getirir mi? Evet. Maddi fırsatlar getirir mi? Evet. Çünkü boğa gerçekten bereketin ve bolluğun simgesidir. Fakat aynı zamanda boğa burcu çok sabredip patlamanın da bir simgesi olduğu için aynen. Sabit bir burç. Dolayısıyla burada yine bir boğa olarak en iyi ben biliyorum bunu vallahi. Toprak ve yer hareketlerine dikkat edelim. Özellikle 1 Mayıs'ta Plüton gerilemesi var. 5 Mayıs artı eksi 3 gün kıymetli. Dikkat edilmesi gerekiyor. 18 Mayıs'ta Jüpiter Plüton karesi var ama artı eksi 3 gün yine çok dikkat etmek gerekiyor. Hatta artı eksi 4 gün diyebiliriz. Çünkü hemen akabinde de yine şey olacak. Mars Plüton karşıtlığı da olacak. Dolayısıyla yeni ayla birleşiyordu. 19 Mayıs'ta bu enerji güçlü ama öncesi sonrası 3-4 güne de dikkat etmekte yarar olduğunu düşünüyorum. Dikkat etmekten kastım ne? Mesela bu bina çürük, yıkıldı yıkılacak. Orada durmasınlar. Mesela bu tarihlerde durmasınlar. Mayıs'ın başı sonu biraz karmaşık. Yani Mayıs gibi bir Mayıs hakikaten. Yani Mayıs'ta tarihi adını yazdıran aylardan birisi biliyorsun. Bir sürü Mayıs'ta olaylar olmuş. Mesela ne bileyim ben, araba bozuk, motoru bozuk, sıkıntı çıkaracağı belli, yola çıkmasınlar. Uzun yollara çıkmadan önce araç bakımlarını mutlaka yapsınlar. Çok bilmedikleri maceralara girmemelerini Mayıs boyunca tavsiye ediyorum. Toplumsal olaylar dediğim gibi olabilir. Ben her zaman şuna değinirim. Filler tepişir, çimenler ezilir. Çoluk, çocuk, genç, aman işte bir sıkıntı varmış, hadi gel buna müdahale edelim derken yanlış insanların oyuncağı olmamaya, sağduyu yaymak için yanlışlara imza atmamaya Mayıs içerisinde dikkat edelim. Bizim bu ülkeye saygıyı öğretmek zorunluluğumuz var. Doğru. Din, inanana, inanmayana, düşüncelere, düşünceni değiştiremezsin ki bir insanın. Ancak örnek olabilirsin bir insana. Yani bir insanın kafasını açıksan böyle düşüneceksin diyemezsin. Doğru. Bir iki cümle kurarsın, değiştiremezsin. Ama davranışlarınla onun kendini imrendirip değiştirebilirsin. Bizim ülke olarak saygıyı öğrenmemiz lazım. Saygı en çok bize Mayıs ayında lazım olacak. Doğru söylüyorsun. Saygı ve sağduyu. Peki Mayıs ayı anladığım kadarıyla aslında hepimiz için zorlu bir ay olacak. Evet. Şimdi hep ben yayınlarda da söylüyorum ya Mineciğim, Ölmez tavsiyeler veriyor Mine Ölmez. Bu yayınları yapmamızdaki en büyük amaç da şu. Gerçekten hani hep benim bir duam var. Allah zorumuzu kolaylaştırsın diye. Allah her türlü zorluğumuzu kolaylaştırsın. 12 burcunda. Herkes mutlu olsun. Ama tabii ki hepimiz için mevsim bahar değil. Kimileri kış mevsimini yaşıyor gönlünde, yüreğinde, sağlığında. Şimdi 12 burca şöyle bir bakarsak, koçlarla başlayalım. Bu Mayıs ayında koçlara en büyük uyarın ne olacak? Maddi konularda hem fırsatları kaçırmasınlar hem de şu an mevcut maddi durumlarıyla alakalı dikkatli ve özenli olsunlar. Mayıs'taki Akrep Burcu'ndaki ay tutulması bazı koçları bir takım korkularla yüzleştirirken, bazı koçları boşanmanın, ayrılığın eşiğine getirirken, bazı koçların miras, nafaka, hak ettikleri paraları almaları için fırsatları beraberinde getirecek. Herkes kendi hayatının olağan akışına göre alsın söylediklerimi. Çünkü herkesin hayatı aynı değil. Kimi koç var aldatıyor, yalan söylüyor, hak yiyor. Kimi koç var hakkı yenilmiş, köşede bekliyor. Herkesin bir doğum haritası var. Herkesin aldığı etki aynı değildir. Akrep Burcu'ndaki ay tutulması bazı koçlar için maddi konularda fırsatları, şansları, bekleyen miras konularını getirirken bazılarını korkularıyla yüzleştirip bazılarının da gizli sırlarını açığa çıkaracak. Bu süreçte bilmedikleri, tanımadıkları insanlarla yakınlaşmamalarını tavsiye ediyorum. Onları maddi olarak zarara uğratacak, maddiyatında gözü olan yalancı insanlarla karşılaşmaları
olabilir. 15 Mayıs'ta Merkür Retrosu'nun bitmesiyle beraber maddi konularda daha önlerini görür hale gelecekler. Gelirleri artmaya başlayacak. 17 Mayıs'ta beraber Jüpiter'in boğa serüveni başlıyor. Gelirleri tüm yıl boyunca da artacak. Yıllardır iş bulamayan, para bulamayan, maddi konuda sıkışan koç burçlarının çok güzel bir şekilde maddiyata doyduğunu görebiliriz. Bakın bu süreci değerlendiriyor. Hakikaten de çok etkili oluyor. Koçlar Mayıs'tan sonra yılın en çok kazanan burcu olabilirler. Çok net olarak. İnşallah. Evet. 21 Mayıs'taki 19 Mayıs'taki Boğa yeni ayı da onlara çok büyük kapılarını açabilir. Yani maddi anlamda çok güzel bir Mayıs bekliyor olabilir onları. Gözlerini dört açsınlar. Ama arkadaşlar ama çok yanlışları var. Mesela hata yaptı, hak yedi. Bunların ödeşmeleri olacak. Ama eğer haksızlığa uğradıysa yıllardır bir hakları alabilir. Ayın sonuna doğru son 10 gün birazcık seyahat planları olanlar, yer değişimi planları olanlar, arkadaşlarıyla, sosyal çevreyle böyle bir vedalaşma moduna girebilir. Sosyal çevrede bir eleme yoluna gidebilirler ve yerlerini, yurtlarını, hayatlarını, bakış açılarını bir değiştirme ihtiyacında olabilirler. Biraz ayın sonu arkadaşlıklarda, aşklarda, sosyal çevrede böyle bir reformist davranışlara dönüşecek gibi görünüyor. Öfke kontrolünün önemli olduğu. Bazı arkadaşlıklarını bomba etkisiyle bitirebilirler mesela, böyle çık hayatımdan, istemiyorum seni şeklinde bitirebilirler. Ama genel olarak maddi yönden çok şanslı, ilişkiler yönünden oldukça stabil. Yani ilişkilerle ilgili çok ivme yükselip çıkmıyor. Eğer büyük bir hata yaptıysa ayrılık, kopuş var. Onun dışında ilişkiler çok ivme kazanmıyor ama maddi konular, arkadaşlıklar, yerini yurdunu değiştirip başka bir alemlere gitme modu Koç'ta çok aktifliyor. Peki. Hemen tabii ki boğalara geçeceğiz. Boğaların doğum gününü kutluyorum şimdiden. Ben de bir boğa olarak. Arkadaşlar iyi ki doğduk, iyi ki varız. Doğduğunuzda nedir bu Mayıs'ın hali boğalar? Neyin hali? Bu Mayıs'ın hali nedir ya? Evet ya, bak biz doğduk. Şu Mayıs yani müjdeyle geleceğine felaketle geliyor. Popot. Raiden, Roku'dan, Betpo'dan, Pogon'dan. Biraz Jonspot. Kameranı düzeltir misin Mine? Tavanı İlk görüyorum. Keşke. Boynun eğri demişler. Nerem doğru ki demiş. Kamerayı düzeltir. Eyvah. Çıkıyor. Neyse. Çok beni idare ediyorsunuz. Dinlemeye odaklanın. Şimdi bakın. Boğa burçları Mayıs ayında gariplerim. Neden talihsizlikler yaşıyorlar ya da yaşama ihtimalleri var? Allah korusun. Öyle kodlamayalım yine de. Herkes iyi niyet etsin. Uyanmış ruhları Allah her zaman korur. Duamı Allah her zaman korur. Boğa burçlarına tavsiyem şu olacak mesela Mayıs'ta. Sabaha karşı, sabahın bu en son alanı var ya, böyle bir saat kala böyle güneşin doğmasına. Duaların seherinde. Duaların çoğu çok kabul olduğu bir saat. O vakitte kendiniz için hep hayır duaları edin boyunca. Mesela bunu bir alışkanlık haline getirin. Uyanamam diyorsunuz biliyorum ama o saatte uyanıp bir saat duanızı edin. İmkanınız varsa geri yatın. Yoksa akşam erken yatın ama kendinizi o anın enerjisinden mahrum etmeyin. Çünkü buna ihtiyacınız olabilir. Duanın gücü çok fazladır. Mayıs boyunca koruma dualarınızı arttırın. Çünkü boğa burçlarının hayatlarında çok önemli radikal kararlar verecekleri bir Mayıs ayı geliyor. Yani ak koyunun kara koyunun belli olduğu, yalanların dolanların ortaya döküldüğü, saçma tartışmaların içinde bulunan, mesela 15'ine kadar, o ilk 15 gün, ya bu da bana ne diyor ya, bu da bana ne istiyor acaba bunlar benden diye böyle abuk subuk tartışmaların kendisini ortasında bulmaya başlamış olabilir bile çoktan, retro ile beraber. Yani suçlamalar, niye öyle ettin de, niye böyle yaptın da, var beni ihmal ettin de, beni sevdin de, sevmedin de, bu gibi suçlamaların odağında olabilirler Mayıs boyunca. Değişiyor mu yok mu, değişmiyor. Ve hayatlarında bir öncesi sonrası deneyecek. Yine hep benim sloganımdır. Bir ayrılık, bir değişim, bir dönüşüm yaşanabilir. Bir karar verebilirler. Fakat bu tutunmanın içerisinde kaldığı için bu etki, Merkür Retrosu'yla dahil olduğu için. Bu karar sonra esneme ihtimali var. Mesela ayrılıyorum diye çekilebilir. Partneri müsaade etmeyebilir. Seni seviyorum, gitme diyebilir. 15'inden sonra Merkür'ün düzelmesiyle beraber o Nisan sonundan beri yaşadıkları aksaklıklar düzelmeye başlıyor.
Jüpiter Boğa burcuna geçiyor. Şans, bolluk, bereket gezegeni. Bunu bazıları hemen anlarken, anlamaya başlamışken, hatta o ışıltıyı hissetmeye başlamışken, bazıları yavaş yavaş anlayacaklar. Bu yıla yayılarak onlara gelecek bu şans. Boğa burcundaki yeni ay ve Jüpiter etkisiyle beraber onlar da hodri meydan modunda olacaklar. Hayatlarında herkese tahammül etmeyecekler. Özellikle aile içinde hakları yendiyse çok güçlü bir şekilde ses çıkartabilirler. Hak ettikleri şeyleri çok güçlü bir şekilde talep edebilirler. Sıkıntı şuradaki sabırlarının sonuna geldiler. Yani Boğa burcunu çok bekletip çok sabrettirdiyseniz Boğa'nın büyük patlayışını yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda bazıları son 10 günde bir taşınma, yer değişikliği, bir yazlık işte, emlak alımı, bir ev değişimi, bir şeyin satılması, yeni bir şeyin alınması gibi durumlarda olabilir. Son 10 gün biraz aile üyeleriyle, aile büyükleriyle fazla uğraşacaklarını düşünüyorum. Hatta son 10 günü Haziran'a yayılacak şekilde anneleriyle, babalarıyla, aileleriyle, evleriyle boğalar çok uğraşacaklar. Allah. Mesela sesin yankı yaptığını biliyoruz. Lütfen ona odaklanmayın. Ona bir çare bulamadık. Bir susun ya. Evet, şu anda yapamıyoruz. Bu canlı yayını böyle yapmak durumundayız arkadaşlar. Evet. Şimdi hiç bölmeden devam edelim. Ben kapatırsak valla. Yorumları niye kapatmıyorum? Soru da alacağım biraz sonra. Söyleyeceğim Mineciğim. Bu ay için ekleyeceğim var mı? Bu ay için şunu söylüyorum. Gazan mübarek olsun. Mayıs ayı senin için çok önemli. Çok önemli başlangıçların olabilir. Çok önemli haberler alabilirsin. Hayatında bir dönüm noktası yaşama ihtimalin var bu Mayıs'ta. Ve gerçekten uyanabilirsin bu Mayıs'ta. Neyin ne olduğunu daha net görebilirsin bu Mayıs'ta. Sadece kendine çok enerjini çok yüksek tut, motivasyonunu çok yüksek tut ve lütfen Mayıs ayında en çok ve önceliği kendine, varsa evladına, sevdiklerine, ailene ver. Sonrasında o özverisiz tavırlar ya da kızgınlıklar, dargınlıklar sana pişmanlık getirebilir. Yani hakkını ararken biraz dengeli ol sevgili Boğa. Doğum günün kutlu olsun ama lütfen şu Mayıs'ın gazabında kendine hakim ol diyorum. Boğalar, doğum gününüzü kutluyorum. Hepimiz iyi ki doğduk. Ve hemen sıra ikizlere geçiyor. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, Mayıs ayı sizi nasıl etkiliyor bir görelim bakalım. İkizler de Mayıs'ın biraz sıkıntılarından nasibini alıyor. Son 10 güne kadar özellikle aralarından böyle dönenler, dedikodular, kıskançlıklar, efendim kumpaslar, aman muhakkak dikkat etsinler. Özellikle iş hayatlarında, sosyal hayatta ayaklarını kaydırmak isteyenler, onların içerisinde parıltısını, tatlışlığını kıskananların onlarına gelme ihtimalleri olabilir. Çok tatlı ikizler burcu ya. Ben seviyorum yani, eğlenceli insanlar. Dolayısıyla onların eğlenceli hallerini hazmedemeyen insanların arkadan iş çevirmeleri söz konusu olabilir. Sadece bu da değil. Tabii her ikizlerde melek kötüsü de var. Diyorum ya, her iyisi var, kötüsü var. Negatif ikizler için ne gelebilir? Gelebilir. Gizli saklı bir şey çeviriyorsa, onu ona, bunu buna kesiyorsa, arkadan iş çeviriyorsa, dedikodu çatır çatır ortaya çıkar. Çok yakalanabilir. Yaptığı hatalar yüzüne vurulabilir. İş hayatında genel olarak hepsinin büyük bir değişim yaşanabilir. İş hayatlarında büyük bir dönüşüm, yani bir yerden terfi etmek, bir işi bırakıp başka bir işe geçmek, iş hayatında inanılmaz böyle bir önemli olayı yaşanması gibi bir durum olabilir. Onlara tavsiyem bu. Sağlığınızı birinci plana alın, gidin bir tahlil yaptırın, neyinde ne varmış diye. Bir tahlil 12. evinizden geçmek. Buradaki olayları büyüterek size getirecek. Siz tansiyonunuzu, şekerinizi, ne bileyim tiroidinizi, bir şeyinizi önemsemiyorsanız bu abartılarak önünüze gelebilir. Dolayısıyla şimdiden sağlıklı ruh, sağlıklı beden mottosuyla başlayın Mayıs ayına. Sağlıklı ruh, sağlıklı psikoloji eşittir sağlıklı beden diyerek hayat size kendi içinize dönmenizi ve en görünmeyen, dışarıdan algılanmayan yönlerinizle ilgilenmenizi istiyor. Dışarıdan çok sağlıklısın ama içeriden de öyle. Dışarıdan çok mutlusun ama içeriden de öyle. Bir şey mi gizliyorsun acaba? Bu dediğin şey senin hayrına. Bu Mayıs ayında bunu bir ortaya çıkartacak. Onlar genel sağlıklarına, genital bölge, cinsel organlar, kadınlar, rahim, erkekler, işte yumurtalıklar falan, bu bölgelere bir dikkat etsinler akrep tutulmasında. Durduk yerde bir sistemleri, bir ağrıdır, bir şeyler olabilir. Akrep bunu getirir 6. evlerinde. Evcil hayvanlarına biraz özen göstersinler. Çalışanları ya da çalışma arkadaşlarıyla ilgili de bazı şoklar veya sert durumlar
sorunlar yaşayabilirler. Kendilerine karşı da olabilir, onların başına gelen bir şeyler de olabilir, ona da şahit olabilirler. Benim onlara tavsiyem sağlıklı psikoloji, sağlıklı ruh, sağlıklı beden, sağlıklı hayat. Bu şekilde gitmek zorunda oldukları 1 Mayıs. Mayıs'ın son 10 günü kardeşleri ya da akrabalarıyla ilgili, eşleriyle ilgili, böyle en yakınlarıyla ilgili zorlayıcı deneyimleri olabilir. Onların zorlu deneyimlerine sahip olabilirler. Lütfen ajandanıza bunları not edin. Eşleriyle ve kardeşleriyle, yakın akrabalarıyla geçirmek konusunda biraz daha dikkatli olsunlar. Yani yorulduklarını, bunaldıklarını hissedebilirler. Bunu onlara dikkat etmelerini bu konuda tavsiye ediyorum ben. Peki. Zor olacak Mayıs ayı ama bu tavsiyelerle bu zor kolaylaşacak inşallah sevgili ikizler. Hemen yengeçlere geçiyorum. Mayıs ayı yengeçlere müjdelerle mi geliyor yoksa onlar da aynı zorlukları yaşayacaklar mı? Mayıs ayında sevgili yengeç burçlarının Mars hala yükselenlerinde ya da güneşlere kavuşumda olmaya devam edecek. Bu onların hareketli bir Mayıs'tan geçtiğini gösteriyor. Bir yas tutmak, bir acı çekmek, bir bunalım yaşamak konusu olacak demiyorum. Olduysa mesela geçtiğimiz aylarda. Sanki bu ay onun yankılarını biraz hissederek yine devam ediyorlar. Ama Mayıs'ın içinde birkaç tarih var. Onlardan biraz bahsetmek istiyorum Nur aslında. Güzel bir gün, güzel bir tarih var. Ondan bahsetmek istiyorum. Mayıs'ın içinde de bereketi bolluğu içinde saklayan tarihler var. Mesela yani yengeçler için mi, 12 burç için mi? 12 burç için de, yengeçler için biraz daha fazla olarak mı böyle? Tamam. Toprak elementi ve su elementindeki tutulmalar yengeçleri olumlu anlamda da etkiliyor. Mesela bu konuda şanslılar. Çünkü bu tutulmalarla beraber ve bu boğa yılıyla beraber bir kere çok istedikleri, çok arzu ettikleri, çok diledikleri bir şey gerçekleşecektir. Çok mutlu olacakları bir şeye kavuşabilirler. Mutlulukları perçinlenebilir. Yurt dışından onay bekleyen, hukuki süreci devam eden, eğitim almak isteyen, üniversite sınavına girmek isteyen yengeçler son derece şanslı. Üniversiteye başlayabilir, kabul edilebilir, sınav kazanabilir, bir okula kaydolabilir. Bu anlamda çok şanslılar. Ya da yurt dışına gidebilir, yerini yurdunu değiştirebilir, işlemlerini tamamlayabilir filan. 15 gün boyunca arkadaşlık ilişkileri, sosyal çevre ilişkileri, aşk ilişkileri ve çocuklarla ilgili konuları bayağı bir karışık geçiyor. 15'inden sonra bu konular toparlanmaya başlıyor. Ekstra şans vesilesi oluyor. 17 Mayıs'la beraber yıl boyunca iyi bir sosyal çevreye girmek, iyi dostlar edinmek, çocuk sahibi olmak, evlenmek, nişanlanmak, aşkı bulmak konusunda yengeçler çok mutlu olacaklar. Bazıları için barışmalar, kavuşmalar, kucaklaşmalar söz konusu olabilir. Çocukların mürüvvetini görmek, onların başarısıyla sevinmek söz konusu olabilir. Ancak Mayıs'ın son 10 günü, Mart'ın tam yengeçten çıkıp aslana geçtiği zamanlar biraz öfke kontrolü çok önemli. Yani bir çuval incir berbat etmesinler, kavga çıkarmasınlar, dövüşmesinler etraflarıyla. Mars aslana geçecek, bu defa parayı yetiştiremediklerini ya da çok para harcadıklarını fark edebilirler. Bu anlamda da maddi anlamda dikkat etmeleri gereken bir son bekliyor onları. Ama Mayıs demek onlar için gerçekten ne istediklerini bilmeleri demek. Şunu söylesinler: gerçekten ne istediğimi merak ediyorum ben de. Bilmek istiyorum ve o istediğimi hayattan almak istiyorum. Bu onların mottosu bu olmalı. Gerçekten ne istediğimi bilmek istiyorum ve o istediğim şeyi hayattan almak istiyorum. Çünkü onun o istedikleri şeylerin hayatlarında tezahür edeceği, hayallerinin somut bir halde onların önüne çıkacağı bir Mayıs bekliyor. Çocuklar yorabilir, arkadaşlıklar yorabilir, aşk ilişkileri yorabilir. Ama genel bir şans onları takip ediyor. Bunu da bilsinler. Evlatlarına özellikle varsa, hamilelerse, çocukları varsa onlara biraz daha yavru kuş muamelesi yapmalarını ben tavsiye ediyorum. Çünkü sevdiklerinin zorlandığına şahit olabilirler. Sevdiklerinin desteğe ihtiyacı olduğuna şahit olabilirler. Çok çok sarılsınlar, çok çok sevsinler. Sevdikleriyle çok zaman geçirsinler. Ama hayallerinin gerçek olacağı bir döneme doğru da gitsinler. İnşallah. Sevgili yengeç, sana Mayıs ayında kolaylıklar diliyoruz. Lütfen bu videonun altına sen de yorumlarını bırak. Çünkü bütün yorumları tek tek okuyoruz sevgili Mine ile beraber. Ve hemen geçiyoruz aslanlara. Sizin için zaten çok zorlu dönemler vardı. Çok zor günler yaşadınız. İnşallah Mayıs aslanlara müjdelerle gelir. Ne diyorsun Mine? Mayıs aslanlarda işte devlerin aşkı büyük olur, filler tepişir, çimenler ezilir. En çok yaşayacak burç aslan olacak. Büyük aşkıyla büyük kapışmaları olabilir.
büyük savaşlara girebilir. Kendini çok iddialı bir şekilde ortaya koymak isteyebilir. İlişkileriyle alakalı, toplum önündeki imajıyla alakalı bir mücadele vermek zorunda kalabilir. Yani ben sizin düşündüğünüz insan değilim. Ben böyle birisi değilim. Beni küçültemez, beni alçaltamazsınız. Beni ikinci plana atamazsınız. Aslanlar kükreyerek söylüyorlar. Toplumdaki imajlarını daha önemli hale getirecek adımlar atabilirler. Mesela belli bir noktaya gelmek isteyebilir, markalaşmak isteyebilir, kariyerini oluşturabilir, reklam vermek isteyebilir. Kendilerini alıp yukarı taşıyacakları bir süreçten geçiyor aslanlar. Ama bunu yaparken bir mücadele, bir tepişme, bir kakışma, bitişme olacak gibi görünüyor. Bir yandan da ailevi sorumluluklarıyla uğraşacaklar. Yani şöyle bir hak alma. Ya siz beni fazla herhalde şey zannettiniz, hani kenara ittiniz ama anneciğim, kayınvalideciğim, babacığım, hayırdır? Yani beni neden bu kadar görmezden geliyorsunuz? İsyanımız çok büyük yapabilir aslanlar. Kendini ortaya koyabilirler. Sen bana karışamazsın anne, sen bana karışamazsın baba. İşte sen benim hayatta istediğim yolun ne olduğuna karar veremezsin diyebilirler. Yani gerçekten aslanlar için Mayıs ayı isyan ayı. Biraz isyankar olacaklar ve patlamaya hazır bir bomba gibi olabilirler. Çünkü kendilerini toplumda bir yere koymak isteyecekler. Ya da neyi isteyip neyi istemediklerine kendi başlarına karar vermek isteyecekler. Bu da etraflarıyla bir çatışmayı beraberinde getirebilir. Aynı zamanda bir markalaşma, yine bir büyüme, devlete dahil olma, devlet kadrolarına dahil olma, reklamlardan istediği işleri alabilecek durumları da var. 15 Mayıs'a kadar bu konularda bekledikleri haberler gelebilir. 15 Mayıs'tan sonra işler daha da iyi bir şekilde yoluna girebilir. Ve bu yılın 17 Mayıs'tan itibaren en şanslı burcu kesinlikle kariyer açısından Aslan burcu olacak. Ay süper. Çok sağlam, yıllardır istediği kariyer planı olabilir. Hatta iş yeri kurma, taşınma, bir böyle yerleşme da girebilirler. Mayıs'ın, evet kesinlikle 19 Mayıs. Çok sevindim aslanlar adına. 19 Mayıs'taki yeni ay onlara köklü bir değişim, bir iş yeri kurma, bir ev kurma, bir kendilerine dünya kurma imkanı verecek. 19'una kadar işçiler, 19'una itibaren kraliçelik ya da krallık moduna girmeye başlayacaklar. Ama burada da yine özgürce değil, bir savaş vermek durumunda kalarak yine Mayıs'ın son 10 günü partnerleriyle, ortaklarıyla, içinde oldukları insanlarla da büyük bir savaş, büyük bir mücadele, büyük bir kavga içinde olduklarını görebilirler. Lütfen kavga ve tartışmalardan Mayıs'ın son 10 günü özellikle kaçın. Bakın, enerjinizi kariyerinize, geleceğinize ve işinize kanalize edin. Birileri sizi sabote etmek isteyebilir, birileri size yapamazsın, edemezsin diyebilir. Bunun yerine kendi kariyerinizi, ne istediğinizi bilip onu inşa etme yoluna girmenizi tavsiye ediyorum siz sevgili aslanlara. Evet, hemen sevgili Başaklara geçiyoruz. Başak mı? Mayıs ayı. Ay böldüm, özür dilerim. Söyleyeceğim. Hemen canım, duymadım. Geçiyoruz dedim ya. Ben de girdim orada. Böldüm seni, özür dilerim. Başaklar ayı, hemen yorumlayalım. İlgili yine şanslı etkileri var. Onu söyleyeyim. Çünkü neden? Onlara da bu toprak ve su etkileri kaderlerinde iyi bir yola girmelerini sağlayacaktır. Güzel. Yani mesela istiyor, iş kurmak istiyor, hayatını yoluna koymak istiyor, destekler alacak. Çünkü Mayıs'ın ortasında özellikle retroya denk geliyor ama 10 Mayıs 20 Mayıs arasında Venüs Satürn üçgeni devrede olacak. Merkür Satürn seksili devrede olacak. Bu ne demek biliyor musun? Sağlam hayatımı kurabilirim demek. Sağlam adımlar atabilirim demek. Başarılı işlere atabilirim demek. İlişkilerimi düzenleyebilirim, evlenebilirim, yuvamı kurabilirim demek. Bu Başak burçlarını gerçekten destekleyen bir etki. Mayıs boyunca bir kere uzaklar, uzak seyahatler, uzak yerlerle ilgili konularda bir böyle sınavları olabilir. Şöyle mesela eşlerinin akrabalarıyla, uzak akrabalarıyla böyle bir sınavdan geçebilirler. İşte haberler, dedikodular, yayınlamalar, laflar, sözler duyulup söylenebilir. Ondan sonra ise bunun nasıl telafi edileceğini, başka insanlarla nasıl konuşulması gerektiğini ne dair bir ders daha alacaklar. Hani derler, ne kadar bilirsen de öğreneceğin bitmez. Başaklar için öyle bir ay. Ne kadar bilirsem de hala bilmem gereken şeyler vardır. Yeni bir şey öğrenecekler. Mesela bugüne kadar hep evlattılarsa bugünden sonra anne olmayı öğrenebilirler. Hep bekardılarsa evli olmayı öğrenebilirler. Hep yöneticilerse çalışmayı öğrenebilirler. Hep çalışan birilerse yönetici olmayı öğrenebilirler. Bir öğrenme süreci yaşayacak Başak burçları. Bu öğrenme süreçlerinde vizyonları geliştirecek. Ve ben her şeyi bildiğini sanıyordum. Oysa ki en zoru insan ilişkilerini yönetmekmiş. Ben insan ilişkilerini yönetmeyi çok da bilmiyormuşum diye bu yüzleşmeyi yaşayabilirler.
kalleşme sözler duyabilirler, yanlış cümleler duyabilirler, bunlara cevap verirken üzülebilirler, cevap vermek istemeyebilirler. Yani birazcık şey olacaklar, bir sınavdan, bir testten geçecekler, iletişim testinden geçecekler, yeni bir şeye adapte olma testinden geçecekler. Ama yine de Mayıs onlara başarı vaat ediyor. Kardeşleri ve akrabalarıyla bir takım sıkıntılar yaşayabilirler, onu söyleyeyim. Özellikle yakın çevreleri, kardeşleri, akrabaları, akraba ilişkileriyle ilgili canlarını sıkabilecek şeyler. Özellikle 5+3 gün kötü sözler, kırıcı sözler duyabilirler. Bu anlamda dikkatli olsunlar. Akrabalarıyla ilgili zor bir şeyden, süreçten geçebilirler. 19 Mayıs'taki yeni ay ise bütün bu yaşanan iletişim sorunlarının, yanlış anlaşılmaların çözüleceğine işaret ediyor. Ama 19 Mayıs'tan sonra da bu sefer de kıskançlıklar, gizli düşmanlıklar, yakın çevreyle sorunlar bitiyor. Bu defa da arkadan dönen oyunlar devreye giriyor. Ayrıca Mayıs'ın son 10 günü bütün başaklar sağlıklarına, dolaşım sorunlarına, olarak kalp, tansiyon gibi şeylere de biraz daha fazla dikkat etsinler. Düşmanlıkları da olabilir. Kuru gürültüye de pabuç bırakmasınlar. Özellikle yükselen burcu başak olanlar için söylüyorum bunu. Evet, inşallah Mayıs ayı dilediğiniz gibi geçsin sevgili başaklar ve yeryüzünün en naif, en zarifleri teraziler. Mayıs ayı baharın o güzel müjdesi onlara yansıyacak mı? Şöyle ki, müjde olarak demeyeyim ama iş hayatlarında biraz zorlu bir Mayıs onlar için de, ama iş hayatlarında çok güzel başlangıçlar olabilir. Çok harika. Emek verdikleri bir işin ekmeğini yemeye başlayabilirler. Özellikle 15 Mayıs 21 Mayıs arası çok böyle istedikleri bir işi hayata geçirmek, meslek edinmek, terfi atama, yükseliş gibi durumlar terazilerin hayatlarında söz konusu olabilir. Ancak süper. 15 Mayıs kadar olan süreç hep bir para peşinde koşmak. Hak ettikleri paraları alabilirler, bazı gelirleri aksayabilir. Hep böyle bir gelir gider dengesiyle alakalı sıkıntılı durumları yaşayacağını söyleyebiliriz. Ama bununla beraber para kazanmak için de çok fazla fırsatları olacağını söyleyebiliriz. İlk 15 gün azıcık para konusunda özellikle karamsar olanlar olacak. Bazıları da asırlık haklarını alabilecekler, asırlık para haklarını alabilecekler. Dolayısıyla onların biraz daha şöyle bir enerjileri var. Hani derin kazı çalışması yaparak neyi hak ediyorlarsa onu alabilecekler zaman. Yani ben bunu da alabilirim. Bak buradan bunu yapabilirim. Geçmişte şunu unutmuştum. Onu da isteyeyim, talep edeyim derlerse kaybettikleri, alamadıkları haklarını geri alabilirler. 19 Mayıs'taki Boğa yeni ayı onlara çok güzel bir para, miras, hakikaten büyük bir para fırsatını beraberinde getirebilir. O zamana kadar bir iş kurabilirler ya da kurdukları işin ekmeğini yemeye başlayabilirler. Maddi anlamda güçlü olacakları bir ay. İlişkilere çok zamanları kalmayabilir. İlişkilere zaman ayırma dönemi tekrardan Mayıs sonu Haziran'la başlıyor. Ondan önce ilişkileri ikinci plana bırakmalıyım. Şimdi hayatımı kurmalıyım diyebilirler. Nisan onlar için çok ilişki zamanıydı. Mayıs artık para ve iş hayatında düzenlemeler yapma zamanı olacak. Bunu söylemek istiyorum. Bununla beraber lütfen 15 Mayıs'a kadar yatırımlarına, birikimlerine dikkat etsinler. Hak ettikleri paraları almaya baksınlar ve para durumlarını dengede tutmaya çalışsınlar. 19'undan sonra, Boğa yeni ayından sonra onların da bazı arkadaşlık ilişkileri, aşk hayatlarının sıkıntıya düşmesine, aşk hayatları yüzünden arkadaşlıklarının sıkıntıya düşmesine bir takım sıkıntılara vesile olabilir. Evlatlarıyla, sevdikleri ya da dostlarıyla bir takım çatışmalar içerisine gidebilirler. Mayıs'ın son 10 günü terazi burçları, aşk hayatları, ilişkileri ve evlatları varsa arasında bir denge kurmaya baksınlar. Yani kendime hiç zaman ayıramıyorum diyerek patlatlar. Çocukların işte beni dinlemiyor çocuklar diyerek patlatlar. Böyle bir sosyal çevrede veya sevdikleriyle alakalı konularda bir patlama yaşayabilirler. Onlar da çocuklarına karşı şefkatini arttırması gereken burçlar arasında diye düşünüyorum. Peki, kolaylıklar diliyoruz. İnşallah bahar tüm bu zorluklarla beraber o güzel yüzünü, müjdesini onlar için de getirir. Sevgili akrepler, onlar Mayıs ayında nasıl bir süreç yaşayacaklar? Şimdi beni kimler dinlesin? Birincisi burcu akrepler, yani güneş burcu akrep olanlar, burcum akrep diyen herkes bir dinlesin. Yükseleni akrep olanlar, ay burcu akrep olanlar. Akrep burcunda hangi gezegenleriniz varsa hepiniz bir hissedeceksiniz. Mesela Merkür akrepte olanlar iletişim, Venüs akrepte olanlar ilişkiler, Satürn akrepte olanlar ebeveynler ve hayatta duruşları,
Efendim Jüpiter akrepte olanlar maddi konular, Mars'ta akrepte olanlar biraz öfke, kaza, yaralanma gibi durumlar. Uranüs'ü, Plüton'u, Neptün'ü akrepte olanlar daha yavaş hissedilen ama büyük değişimlere vesile olacak etkiler altında hissedebilirler. Bu tutulma Ay'a akrepte olanları biraz daha fazla etkileyecek senin gibi. Çünkü Ay'ınız akrepte, bu yeni bir ay dönüşü demek. Yeni ay dönüşü tutulmayla beraber geldiğinde kişinin o ay hayatında bir dönüm noktası yaşanacak demektir. Ay burcu akrepler beni dikkatli dinlesin. Yükseleni akrep olanların direkt bilinci evinde olacağı için onların dış görünüşlerini çok etkileyecek. Güneşi akrepte olanların ise bilinçli seçimleri, yönelimleri, hayat yolları, kaderleri üzerinde önemli gelişmeler yaşanacağını söyleyebiliriz. Bu etkiyi 6 ay boyunca yaşayacak. Kendinizi çok fazla değiştirme ihtiyacında olabilirsiniz. Yenileme ihtiyacında olabilirsiniz. Bu gerçekten doğurmaktır ya da bir kendinizde bir doğum enerjisi içerisine girmektir. Bu bir yenilenme zamanına işaret eden akrep burcundaki ay tutulmasının güney ay düğümüne birleşen yüzüne baktığımızda eğer ki iyi bir akrepseniz korkmayın. Hayatınızdaki kalleşleri öğreneceksiniz. Hayatınızda kime emek vermeniz gerektiğini öğreneceksiniz. Eğer kötü bir akrepseniz çok korkun çünkü alaşağı edileceksiniz. Çünkü gerçekten Güney Ay Düğüm'ün böyle bir yüzü var. Güney Ay Düğüm insanı ayıplarıyla yüzleştirir. Bazen Allah korusun iftiralar, yalanlar ve skandallar da olabilir. O yüzden benim tavsiyem akrep yakınlarınıza birazcık anlayışlı davranın. Gerçekten iftiraya uğrayabilirler, haksızlığa uğrayabilirler. Bu anlamda yanlarında ve onlara destek olmanızı tavsiye ediyorum. Bazı, bu her şeyin geçerli değil bu arada. Bu olabilecek etkilerden sadece birisi. Bazı akreplerin de gerçekten ruh eşleriyle tanışabilirler, bunu fark edebilirler. Önümüzdeki 6 aylık süreçte üzerinde bu avruna geçtiğine beraber çatır çatır kadersel partnerleriyle, kadersel eşleriyle evlenebilirler. Kaderimizdeki insanla birleşme zamanına doğru yöneliyorsunuz. Yani evlilik yapabilirsiniz, yuvanızı kurabilirsiniz. Tutulmaların böyle insanın hayatına ruh eşini çeken, ruh ikizini getiren etkileri de var. Karmik etkiler olduğu İnşallah. İçin. Bundan da faydalanıyorsunuz. Ama ne yapmanız lazım? Siz de büyük bir müsabakaya hazırlanıyorsunuz. Siz de büyük bir dönüşüm sürecine hazırlanıyorsunuz. Sabahın seherinde kalkın, kendinize hayır duaları edin. Sadakalarınızı arttırın, yardımlarınızı arttırın. Bu zorlu süreci tereyağından kıl çeker gibi geçirmek için dua edin. Gerçekten çok etkili oluyor. Yani çok yaşanması elzem değilse olumsuzlukların böyle teğet geçip gidiyor. Duanıza, enerjinize güvenin ve bol bol iyilikler yaparak bu tutulma sürecini atlatın. Hakikaten bu oluyor. Yani inanın duanın gücüne. Bu ayı böyle atlatabilmenizi ben çok niyaz eder ve tavsiye ederim. 19 Mayıs'taki yeni ay çok net bir karar vermenizi sağlayacak. Nihayet retro etmiş tutulmanın etkisinden artık yeni ayın etkisine geçmiş olacağız. İnşallah. Tamam mı? Devam mı? Evleniyor muyum? Ayrılıyor muyum? Çok seviyorum. Devam. Veya yok yok senle olmaz. Ben daha iyisine gidiyorum. Tamam. Diyebilirler. Gerçekten şansları çok açık olacak. Sadece yine Mayıs'ın son 10 günü onlar da ev, aile, kariyer, patronlarla böyle bir cızırtılı seslerle kavgalar edebilirler. Ona dikkat etsinler. Peki. Hemen geçiyorum yaylara. Evet. İnşallah Mayıs ayı onların enerjisini, o enerji dolu halleri daha çok arttırır. Yay burcunun Mayıs ayı macerasını çok merak ediyorum. Canım yayların Mayıs ayı macerası birazcık şey, çok da tatlı bir Mayıs olmayabilir. Değil mi? Çünkü Nisan onlara şans ve fırsatlar getiriyordu. İnşallah hepsine denk gelmiştir. Haziran da onlara birçok şans ve fırsat getirecek. Ama Mayıs ayı onların gerçekten arkalarından dönen şeylerle yüzleşebilecekleri, hainliklerle yüzleşebilecekleri, ihmal ettikleri sağlık sorunlarıyla yüzleşebilecekleri bir ay olabilir. Dedin ya, huzur mu dedin, bir şey dedin. Tam da huzura çok ihtiyaçları olan bir ay. Yani huzura çok ihtiyaçları olacak, mutluluğa çok ihtiyaçları olacak. Bunu kolay bulamayabilirler. Dolayısıyla Mayıs boyunca yayların mottosu şu olsun. Ben mutluysam her insanları mutlu edebilirim. Ben sağlıklıysam insanlara bir şeyler verebilirim. Sürekli kendimden vererek bir yere varamam. Önce ben demek zorundayım. Sağlığım için, huzurum için. Bu çok önemli. Hayatlarının merkezlerine kendilerini koymalarını tavsiye ediyorum. Skandallı olaylardan, dedikoducu insanlardan uzak dursunlar. Kimseyle sırlarını paylaşmasınlar. Kimseye de böyle önemli şeylerini bu ay anlatmasınlar. Ve birileri onlara bir şeyler yapıyorsa, işte kıskanıyorsa, arkasından iş çeviriyorsa falan,
İlk 15 gün çok net ortaya çıkacaktır. Sağlık sorunları varsa bunlar ortaya çıkabilir ilk 15 gün. Dedikodular ortaya çıkabilir ilk 15 gün. 15 gün şeytanın şerrinden, zalimin zulmünden sana sığınıyorum Allah'ım diyerek devam etsinler ama 15 günden sonra da çok güzel şeyler oluyor. Mesela iş kuramayan, maddi anlamda çalışan yayların para kazanabilecekleri, güzel iş imkanları bulabileceklerini söyleyebilirim. Tabii inşallah. Devam ederken, retro düzelmişken, iş hayatlarında çok büyük atılımları olabilir. Sağlık sorunlarını rahatlıkla çözmeye başlayabilirler. Kaybettikleri, canlarını yıkan şeylerin yerine çok daha iyilerini koymaya başlayabilirler. Bu yılın iş konusunda en şanslı burçlarından birisi de Yay burcu. Doğru işi bulma, sağlam, çok sağlam bir işe girme, emekli olma, emekliye ayrılma, kendi işini yapma gibi burçlarından birisi kesinlikle Yay burçları olacaklar. Bunu söylemek istiyorum. Ama ilişkiler dersek Mayıs'ın son 10 günü ilişkiler biraz daha ilişkiye devreye girmeye başlayacak. Çok seyahat ve yol planları olabilir. Onlar da Mayıs'ın son 10 günü seyahat planları, işte hırsızlıklar, yanlış durumlar, Allah korusun kazalara biraz dikkat etsinler. Araba bakımıdır, detaylardır, çantadır, bavuldur, hırsızlıktır. Dikkat etsinler ama son 10 gün bol yolculuk yapacakları, akrabalarına, kardeşlerine, yakınlarına çok fazla zaman ayıracakları bir zaman, aynı zamanda yakınlarıyla birazcık sen ben çatışma içine de girebilecekleri bir zaman. Mayıs'ı atlatırken iş oturtup güzel bir haberlerle atlatırken esas ilişki ve olumlu gündemlerini Haziran ayında yaşayacaklar. Yani daha net kararlar verip, daha önlerini görüp, daha sevgiyi hissedebilecekleri ay Mayıs sonu ve Haziran'a denk gelen zaman diyelim. Hadi bakalım inşallah güzel geçsin ayları. Amin. Sıra sevgili oğlaklara geldi. Sevgili oğlak. Bahar inşallah Mayıs ayı gönlünde çiçekler açtırsın. Oğlak için harika etkiler de var, zorlu etkiler de var. Ama oğlak bir kere çok çocuk, evlat isteyen oğlakların bu sene çocuk sahibi olma ihtimalleri çok yükseliyor. Mayıs ayı da bunun temelini atabilir. Harika. Çocuk sahibi olabilirler, evlatlarını evlendirebilirler. Mutlu karşılaşmalar, mutlu ilişkiler, mutlu şeyler, olaylar yaşayabilirler. Gündemleri çok güzel olacak, şansları çok açık olacak bu anlamda. Harika. Ama ilk 15 gün işte çocuklarla uğraşmak ayrı, sevgilisiyle uğraşmak ayrı, aşkıyla uğraşmak ayrı. Özel hayatlarında eşleriyle bir soğuma meydana gelebilir. İşte beni artık sevmiyor, istemiyor, bana işte yaklaşmıyor diyebilirler. Ya da özel hayatlarında araya kara kediler girdiyse bunları görebilirler. Böyle bir zorluktan geçme ihtimalleri var. Ama çok koşturacaklar. Mayıs boyunca çok çalışmak, koşturmak, yorulmak durumunda kalacaklar. İlk 15 gün çocuklar, aşk hayatları, özel hayatları birazcık stresli gündem olabilir. Akrep burcundaki ay tutulması sosyal çevrelerinde eleme yaptıracak onlara. Sadece Mayıs değil, önümüzdeki 6 ay boyunca sosyal çevrelerinden birilerini onlar da eleyebilirler. Aynı zamanda sosyal çevrelerinden bazılarına destek olmak, bazılarından destek almak, bazılarında artık sen benim hayatımda yoksun demek durumunda kalabilirler. Çocuklar ve aşk hayatları çok ön planda. 15'inden sonra bir kere kardeşleri, akrabaları, yakın çevreleriyle ilgili güzel gelişmeler yaşayabildikleri gibi kendi ilişkilerini de düzenleyecekler. 19 Mayıs'taki yeni ay ve Jüpiter'in boğaya geçti. Onlara çocuklarıyla ilgili büyük başarılar, mutluluklar, Allah'ım sana çok diyecekleri olayları beraberine getirebilir. Onların nüvvetlerini, sınav başarılarını görüp sevinebilirler. Mayıs'ın sonu ve Haziran'ın ilk 15 günü evlatlarıyla ilgili güzel gelişmeler olabilir ama yine biraz özveri de istiyor. Yani emeksiz yemek olmaz. Çocuklarına, sevdiklerine özen gösterirlerse bunun karşılığını daha fazla alacaklarını düşünüyorum. Bununla beraber evet 19 Mayıs ve sonrası çok bekledikleri hediyeler, haberler, mutluluklar, onurlandırılmalar onları ve çok mutlu olabilirler böylelikle diye düşünüyorum. Yani bu ay onlar için zorluklar barındırmıyor ama barındırıyor. Ama hayatlarında çok güzel, çok istedikleri şeylerin onlara gelmesini de sağlayacak. Bu yıl bitmeden, 2023 bitmeden, 2024 baharına kadar birçok oğlak hem evlatlarının mürvetlerini, sevinçlerini, başarılarını görebilir hem de evlat sahibi olma duygusu tadabilir hem de çok büyük aşk duygusunu yaşayabilirler. Süper. Hadi. Bahar galiba sizin için geliyor sevgili oğlaklar. Mayıs ayı. Peki sevgili kovalar Mayıs ayında nasıl bir zorluk yaşayacaklar ya da müjdeler var mı? Mayıs ayında kariyerlerini ve aile hayatlarını şekillendirmek zorunda kalacakları için birazcık zorlanabilirler. Köklü taşınmalar, köklü yer değişiklikleri, aile içindeki bir türlü mümkün olamayan boş tartışmalar, sorunlar. 15 Mayıs'a kadar çok fazla aile sorunu, yerleşim sorunu, emlak konusu, işini kurma,
yerleştirdim, ev uzakta kaldı, evi nasıl tutsam gibi bir yerleşim sorunu yaşayabilir kova burçları. Aynı zamanda devlet, resmi makamlar, üst makamlarla ya da kariyer planlarıyla alakalı bir şeyler yapmak istiyorlarsa bununla alakalı böyle bir zorluktan geçebilirler. Kariyerleriyle ilgili önemli bir süreçten geçiyor olacaklar çünkü. Bir çaba içerisindeler. Hayatlarını yapılandırmayla ilgili bir çaba içerisindeler. 15 Mayıs'a kadar aile işleri, emlak işleri, yuva işleri, kariyer işleri bayağı bir onları yorabilir. Ama aynı zamanda çok bekledikleri, çok istedikleri fırsatlar, şanslar karşılarına çıkabilir. Mesela ben bu arabayı satamıyordum ne zamandır. Satabilir. Bu evi satıp da yenisini alamıyordum. Satabilir. Yeni bir ev sahibi olabilir. Mart ayının ilk 15 günü evde, yuvada, aile çözülmeler, zorluklar, taşındım, yerleşiyorum lan. Ama ondan sonraki 15 gün ne biliyor musun? Oh be, çok şükür yerime yerleştim, yuvamı düzenimi kurdum, işimi toparladım. Artık güzel bir yuvanın içerisindeyim. Nereye ait olduklarını Mayıs'ın ikinci yarısında bulabilirler. Bu arada bazıları, yani herkesin hayatı aynı değil, bazıları boşanabilir, yeni bir ev planı kurabilir. Bazıları evlenebilir, yeni bir yuvaya geçebilir. Evde, yuvada önemli ve belirgin bir değişim olacak. Aile içinde önemli ve belirgin bir değişim olacak. Bazıları babadan, anadan miras haklarını alabilirler. Böyle bir değişim olabilir. Ama emlak, ev, aile konuları Manıs'ın ana konuları, Mayıs'ın ana konuları olacak kova burçları için. Yine Mayıs ayında onları maddi anlamda da sağlam gelir kapıları bekliyor olabilir. Çok iyi bir kariyer planı kurup o kariyer planıyla bir şekilde para kazanma imkanı da bulabilirler. Mayıs'ın son 10 günü ilişkilerinde bir çatışma olabileceğini, bir adaptasyon sorunu olabileceğini düşünüyorum. Partnerleriyle yorulacakları bir sürece doğru gidecekler. Kimisi evliliğe adaptasyon, kimisi ayrılığa adaptasyon, kimisi var olan ilişkide çatışmalar anlamına geliyor bu. Mayıs'ın son 10 günü var olan ilişkide bir çatışma durumu olabilir. Partnerleriyle geçişlerini doğru yapabilir, iyi yapabilmek için biraz fazla çaba sarf edeceklerini düşünüyorum. Çok kavga çıkabilir. Biraz dikkat etsinler. Bu arada şey de oluyor o dönemlerde. Sevgilisi askere giden, eşi askere giden, vatani görevini yapan, ondan dolayı bekleyen, ya aralarına yol, mesafe girmek zorunda kalan çiftler olabiliyor. İlla kötüye yormayın ama anlaşmak, sarılmak, uzlaşmak noktasında zorluklar olabilir. Bu ayın ana konu yerine yerleşmek, hayatına düzen oturtmak olacak kovalar için. Para kazanacakları, gelir kapıları bulmak olacak. Ve lütfen ilk 15 gün skandallardan, iftiracı insanlardan uzak durunlar. Patronlarıyla ya da toplum önünde dikkat etsinler iletişimlerine. Toplum önündeki imajlarınız ve yanlış davranışlarınız sakın girmesinler. Hadi bakalım, inşallah güzel geçsin. Tüm bu önerilerinle inanıyorum ki duygusal hayatlarında da en az hasarla atlatacaklar bu dönemi. Ve son burcumuz sevgili balıklar. Mayıs ayı onlara gereken müjdeyi getirecek mi? Balıklar için de avantajlar diyebiliriz. Sadece ilk 15 onlar da kiminle ne konuşulur, akrabalarla nasıl konuşulur, işte adaptasyon süreci biraz onlarda da var. İletişim konusunda bir testten geçecekler ilk 15 gün. Arkadaşlarıma işte nasıl konuşmalıyım, bu konuyu nasıl anlatmalıyım, acaba yeni bir dil öğrenmek gibi Mayıs onlar için. İlk 15 gün yeni bir dil öğrenmek gibi olacak. Yeni bir şeye adaptasyon ve zorluk yaşıyor olabilirler. İletişim konusunda bazı ilişkiler yaşayabilirler. Akrabalar, yakın çevrede olabilecek haberler, ses getiren bilgiler duyulabilir. Ticaret yapıyorlarsa, eğitim işleri yapıyorlarsa bir takım aksamalarla karşılaşabilirler. Duydukları haberler veya söyledikleri şeylerle insanları şaşırtabilirler. Hem kendileri şaşırabilirler hem şaşırtabilirler. Birazcık onlar için adaptasyonun ilk 15 gün zor olacağını söyleyebilirim. Ama ondan sonra birincisi kardeşlerinin mürüvvetini görebilirler. Güzel bir çevrede yeni bir yerleşim planı geçebilirler. Harika bir ev bulup harika bir yuvada yaşama ihtimali söz konusu olabilir. Yaşamlarına bir düzen gelebilir. İletişim konusunda daha şanslı olacakları, bilgi aktarımı, iletişim, ticaret, eğitim konusunda daha şanslı olacakları bir süreç geçiyor. İlk 15 günü tadilat, tamirat gibi görsünler. Hatalı konuşmalarımı düzeltiyorum. Hatalı hamlelerimi fark ediyorum gibi. Kardeşimle, akrabamla, annemle, babamla nasıl konuşacağımı öğreniyorum gibi. Ya da partnerimin ailesiyle nasıl konuşacağımı öğreniyorum gibi. İkinci 15 günse bu 15 günde tamir ettikleri şeylerin meyvesini alma zamanı gibi görünüyor. Yeni bir araba alabilirler. Elektroniklerini, ev eşyalarını ikinci yarıda yenileyebilirler. Yeni bir iletişim planıyla, ticaret planıyla, internet işiyle veya web site açarak sosyal medya işiyle yükselebilirler. Eğitim, öğretim konularında şansları artacaktır. Ve aynı zamanda
Mayıs'ın 15'inden sonraki dönem, 21'ine kadar olan dönem, bir balık kişisi gerçekten büyük bir aşkı bulabilir. Sağlam temeller üzerinde hayatlarını kurabilirler, evlenebilirler, yuvalarını kurabilirler. Mutlu olacakları, güzel gelişmelere gebe olduklarını rahatlıkla söyleyebilirim. 15 gün biraz dili öğrenme gibi görüp ikinci 15 günde şans ve fırsatlarla karşılaşacaklarını bilsinler. Bu arada bazıları için şehir değişikliği, yer değişikliği, ülke değişikliği, uzaklara yerleşmek, uzak bir yerde yerleşim planı içerisine girmek gibi durumlarda söz konusu olabilir. Uluslararası işler ve ilişkiler, hukuki konularda yine ilk 15 gün bayağı bir koşturmak zorunda kalabilirler. Benim onlara tavsiyem bu. Birisi gerçekten üstünüze gelmediği sürece hukuki anlamda büyük savaşlara girmenizi tavsiye ediyorum. İtibarınızı zedeleyecek değilse, kafaya takılmamak gereken bir şeyse çok fazla takmayın. İletişim konusunda kendinizi yumuşatın, rahatlayın ve yavaşlayın diyorum. Peki. Özetlersek Mine, Mayıs ayı için en çok dikkat etmesi gereken 3 burcu sıralar mısın? 4 tane. Ya da 4 burcu. Seni yerim ya. Burcu bir. 4 tane. Tabii ki boğalar, akrepler, kovalar ve aslanlar çok çok dikkat etmeli. Çünkü Mayıs ayındaki bu tutulma, yeni ay, Merkür retrosu en çok bu burçları etkiliyor. Gerçekten onlar Mayıs'ta şunu yaşayacaklar. Devlerin aşkı büyük olur. Ya dağlar yerle bir olacak. Ya kıyametler kopacak ya da dünya batacak. Senden öyle ayrılacağım. Tam böyle. Ne güzel bir şarkı evet, değil mi o? Evet. Evet. Bunu yaşayacaklar. Bu 4 burç bunu yaşayacak. Yani gerçekten o devlerin aşkı büyük olur şarkısının sözlerini yaşayacaklar gibi görünüyor ilişkilerinde. Yani boğalar, akrepler, kovalar, aslanlar. Bunlar yaşayacaklar. Aynı zamanda bir kimlik mücadelesi de yaşayacak bu burçlar. Yani ben buyum. Bundan sonra ben buyum. Sakın beni olduğundan daha aşağı bir pozisyona koymaya çalışmayın. Sakın bana hak ettiğimden daha fazla, daha azını teklif ederek gelmeyin diyecekler. Yine o hani bir tepişme olacak. Bu süreçte onların hepsine, bu 4 burca tavsiyem şu. Eğer bir boşanma aşamanız varsa çocuklarınızı incitmeyin. Eğer bir ayrılık yaşayacaksanız hakkı hukuka riayet edin. Karşı tarafı tamamen kötülemek, tamamen iyilemek değil, dengede gidin. Abartılı hareketlerden kaçının, toplum önündeki imajınızı iyileştireceğim derken daha saldırgan, daha kötü hale getirmeyin. Birazcık sakin olmalarını tavsiye ediyorum. Bu 4 burcu. Mine çok teşekkür ediyorum. YouTube Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var kanalında aylık yorumlarla aya damganı vuruyorsun. Ve sevgili takipçilerimize diyorum ki Haziran ayı yorumunda buluşmak ve görüşmek üzere. Lütfen videonun altına yorum bırakmayı unutmayın. Mine de ben de tek tek okuyoruz. Bu zorlu Mayıs inşallah hepimiz için en kolay şekilde geçer. Zaten Haziran ayı geldiğinde bu yorumları konuşuyor olacağız. Öpüyorum Mineciğim seni. Ben de öpüyorum. Çok sevgiler. Hoşçakalın. Bye bye.